Apar ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Piyasa saatine hoş geldiniz. Günün bu bölümünde hem yurt içi hem de yurt dışı piyasaların nabzını tutacağız. Bugün oldukça önemli bir gün. Dün başlayan ve bugün kararını takip edeceğimiz Fed'in toplantısı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Piyasalar açısından da oldukça önemli fiyatlamalar ön plana çıkıyor. Bu konuya bugün ağırlık vereceğiz. Zira gösterge endekslerin kıyaslamasına baktığımızda Amerika Merkez Bankası'nın hem bugüne ilişkin hem de orta vadeye ilişkin beklentileri yansıtan oldukça önemli detaylar var. Bunları paylaşacağız ama öncesinde haftanın 3. işlem gününe küresel piyasalar nasıl başladı? Hemen bir göz atalım rakamlara. Dün ABD piyasaları günü karışık bir seyirle tamamlamıştı. Bugün de vadeliler tarafında bir miktar zayıf bir performans görüyoruz. S&P 500 endeksinde 3950 seviyesinde %0.04'lük sınırlı aşağı yönlü bir eğilim var. Dow Jones endeksinde 32715 seviyesinde %0.03'lük sınırlı aşağı yönlü bir hareket. Nasdaq'ta ise 13119 seviyesinde %0.16'lık aşağı yönlü bir hareketi takip ediyoruz. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli verileri takip etmiştik. Kapasite kullanım oranı, sanayi üretimi, imalat rakamları bunlar çoğu beklentileri karşılayamayan zayıf rakamlardı ve bu rakamlar sonrasında spot endekslerde karışık bir görünüm söz konusu oldu ki bir önceki günde özellikle de S&P 500 ve Dow Jones endeksinde rekor seviyeler tazelenmişti. Spot endekslerde Dow Jones'ta 0.39'luk bir kayıp söz konusu oldu. S&P 500'de %0.13 ve Nasdaq'ta %0.09'luk sınırlı aşağı yönlü bir kaybı takip ettik. Bugün önemli dedik. Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Verilecek mesajlar önemli. Powell'ın açıklamaları önemli. Faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Ancak varlık alımlarının seyrine yönelik nasıl bir politika izlenecek? Bunun mesajları alınacak. Bir diğer taraftan da tabii tahvil faizlerindeki hareketi de takip ediyoruz. Devam edeceğiz piyasaları yorumlamaya. Şimdi bir son dakika gelişmesiyle devam edelim değerli izleyenler. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan akaryakıtsa fiyat ayarıyla ilgili bir son dakika gelişmesi var. Akaryakıta tavan fiyat ayarı söz konusu. Yılmaz'dan önemli açıklamalar geldi. Akaryakıt fiyatlarında 17-20 kuruşluk bir indirim olacağından bahsediliyor. EPDK'dan önemli bir açıklama, tavan fiyat uygulamasının 2 ay geçerli olacağına yönelik de bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşalım değerli izleyenler. Evet, piyasalardaki harekete geri dönecek olursak Amerika Birleşik Devletleri'nde dün spot endekslerde karışık bir seyir var demiştik. ABD tahvil faizlerinin 10 yıllık tahvil faizlerinin %1.63 seviyesinin üzerine yükseldiğini gördük ve bu hızlı yükselişler, hızlı atakların spot endekslere satış olarak da yansıdığını görüyoruz. Aynı zamanda gelişen ülke piyasalarına da baskı yaratan bir unsur olarak karşımızda birazdan detaylandıracağız. Şimdi bir de Avrupa'ya bakalım nasıl bir görünüm var Avrupa tarafında. Londra'da 6804 seviyesinde %0.80'lik bir artış gördük. Frankfurt'ta 14557 seviyesinde %0.66'lık bir yükseliş. Paris'te 6056 seviyesinde %0.33'lük bir artış. Ve Madrid'de 8656 seviyesinde %0.24'lük bir yükselişi takip ettik. Bugün tabii ki Amerika Merkez Bankası'nın açıklamalarını Avrupa tarafına da takip edeceğiz. Aynı zamanda Euro bölgesinde Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları önemli olacak. Koronavirüsün etkisini azaltmak için hem ekonomiyi desteklemek hem de harcamaları artırmak için önemli destekler veriliyor. Likidite sağlanıyor ECB tarafından. Dolayısıyla bugün açıklanacak enflasyon rakamları da bu anlamda önemli olacak. Ancak beklentilere baktığımızda önceki döneme göre, daha doğrusu Ocak ayına göre bir değişim beklenmiyor enflasyon rakamlarında. Aşılama sürecine ilişkin gelişmeleri de yine Avrupa tarafında takip etmeye devam ediyoruz. Hemen bir daha sayıya bakalım. Şangay'da 3446 seviyesinde %0.78'lik bir yükseliş var. Hızlı yükselen sanayi üretimi rakamlarının ardından Çin ekonomisinde büyüme beklentileri yukarı yönlü revize edilmeye başlandı. Bunun da endeks tarafındaki etkisini takip ediyoruz. Güney Kore'de 3047 seviyesinde %0.64'lük bir geri çekilme var. Japonya'da 29921 seviyesinde %0.52'lik bir yükseliş hareketi söz konusu. Hong Kong'da 29000 seviyelerinde %0.09'luk sınırlı aşağı yönlü bir hareket var. Ve BIST endeksine geçelim. 1586 seviyesini görüyoruz. %1'lik bir artışla birlikte tarihi rekor seviyelerini yineledi. Haftanın 3. işlem gününde Borsa İstanbul 1582 seviyelerindeydi hatırlayacaksınız. Bir süredir 1580 eşiğini aşamayan
küresel gelişmelerin, artan tahvil faizlerinin baskısı altında kalan bir endeks karşımızdaydı ama bugünkü fiyatlamaya baktığımızda %0.30'luk bir yükselişle 1575 seviyesinden güne başlamıştı BIST 100 endeksi ve açılışın ardından alımlarını artırarak yükseliş seyrini sürdürerek rekor seviyeleri tazeledi. Birazdan detaylara bakacağız. Bugün Amerika Merkez Bankası önemli dedik, beklentiler önemli dedik. İki önemli göstergeyi sizlerle paylaşacağız. En azından Fed'in orta vadede planlanıldığı gibi 2023 yılına kadar bir faiz artırmayacağı açıklamasını bertaraf eden beklentiler var şu grafikler eşliğinde. Ve şimdi hemen o beklentilere göz atalım. Özellikle de yılın ikinci yarısı önemli olacak ama bugünkü beklentiler de önemli olacak. İki önemli gösterge var dedik. Bunlardan biri hazinenin enflasyon korumalı menkul kıymetleri yani TIPS dediğimiz gösterge ve aynı zamanda euro dolar vadeli işlemlerine vadeli işlemleri de Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerini yansıtıyor ve grafiğe baktığımızda son dönemdeki geçtiğimiz hafta Cuma günü %0.21 seviyesinin üzerine yükselen bir oranı takip ettik ki Mart ayında %0.6 seviyesinin üzerinde bulunuyordu bu faiz oranı 30 yıllık vadede. Ama şu anda gelinen noktada bu grafik bize piyasada Amerika Merkez Bankası'nın 2023 yılından önce bir sıkılaşma adımı atacağı mesajını veriyor. 2022 yılı sonuna kadar bir faiz adımı, faiz artışı adımı ya da varlık alımlarında bir azaltma, kademeli de olsa bir azaltma adımının geleceği mesajını veriyor bizlere. Dolayısıyla önemli bir gösterge olarak karşımızda hazinenin enflasyon endeksi menkul kıymet oranında ki daha önce ABD 10 yıllık başa baş oranında da yine biz bu mesajı görüyorduk. Dolayısıyla bugün her ne kadar politikalarda bir değişiklik olmasa da Powell'ın söylemleri önemli olacak ve önümüzdeki dönemler için bir mesaj verecek mi bu önemli. Çünkü mali teşvik paketi bildiğiniz gibi onaylandı ve bundan sonra artık gözler açıklanacak istihdam rakamlarında olacak ki eğer istihdam rakamlarında istenilen seviyeye ulaşılırsa yılının söylediği gibi en azından gelecek yıl tam istihdam seviyesine ulaşılırsa artık ekonomi toparlanma sürecine girmiş olacak ve Fed'den bir sıkılaşma adımı geliyor olacak ki özetle bu grafikte bunun bir yansıması olarak karşımızda. Ve geçelim bir diğer grafiğimize. Euro dolar vadeli işlemlerine dayalı ABD faiz artırımı beklentileri de 2023 yılına kadar sıkılaşma politikasına tekrar geri döneceği mesajını veriyor şu grafikten okuduğumuz kadarıyla. Ama tabii şu anda ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, hızlı yükseliş, enflasyonda hızlı bir yükseliş olacağı, istenilen, hedeflenilen zamandan daha erken bir hedefleme söz konusu olacağı beklentileri tahvil yatırımcılarını tedirgin etmişti. Ama ekonomistlere, analistlere göre bu oldukça zamansız bir fiyatlama. Çünkü şu anda mali teşvik paketi henüz kabul edildi ve bunun ekonomiye enjekte olduğu süre içerisinde etkilerini makroekonomik aktivitelere yansımasıyla birlikte aslında fiyatlamalara da yansıması gerekiyordu. Dolayısıyla bu süreçte sözlü yönlendirmeler de oldukça önemli olacak Amerika Merkez tarafında, Merkez Bankası tarafında ve fiyatlamalar tarafında. Bir diğer taraftan da tüketici harcamaları da oldukça önemli olacak. Çünkü nakit destekleri veriliyor olsa da ABD hane halkı daha çok bu miktarı borçlarını ödeme ya da önümüzdeki dönem belirsizliklerine bakarak bir tasarruf eğilimine gitme çabası içerisinde. Dolayısıyla harcamalar tarafındaki hız ne olacak? Bunun enflasyon yansıması nasıl olacak? Bu da önemli. Zira daha önce verilen desteklerin harcamalara önemli ölçüde yansımadığını da görüyoruz. Dolayısıyla bu enflasyon tarafındaki endişelerin de aynı zamanda zamansız ve erken olduğu ifadesini bizlere veriyor. Bir diğer taraftan da bu gelişmelerin gelişen ülke piyasaların üzerinde bir etkisi var. Merkez bankaları şu anda parasal genişleme yönünde koronavirüsün etkisinin ekonomi üzerindeki etkisini azaltmak üzere bir parasal genişleme uygulaması içerisinde ki ekranda gördüğünüz grafikte de birçok gelişen ülke faiz oranının negatif tarafta ya da sıfıra yakın ya da sıfırın üzerinde oldukça düşük bir oranda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ABD tahvil faizleri getirilerinde, tahvil getirilerindeki yükseliş gelişen ülke piyasalarında
baskılar nitelikte ve aynı zamanda gelişen ülkelerin borçlanma maliyetlerini de artırıyor nitelikte. Dolayısıyla Fed'in bugün vereceği mesajlar ve bundan sonraki dönemde fiyatlamalar, makroekonomik veriler oldukça önemli olacak diyelim. Bugüne ilişkin beklentiler göstergeler eşliğinde bu şekildeydi. Bir diğer taraftan tabii Fed'in bugünkü kararına yönelik beklentiler de geliyor. Financial Orbits kurucusu Chris Bailey, Fed öncesi ABD piyasalarını ve beklentileri değerlendirdi değerli izleyenler. Bizler de ekranlarınıza getirelim. Ben aslında endişeli değilim çünkü gerçekten de olumlu olacak gibi duruyor. Ve işte orada enflasyonun biraz aslında bu yılın geri kalanında %2'nin üzerine çıkmasına izin verecek gibi duruyorlar. Çünkü bu, ama bu problem değil. Çünkü bir yandan da işte ekonomide iyi bir durum görüyoruz. Ve biraz aslında çok da fazla yukarı yönü gideceğini düşünmüyorum. Ama enflasyon iyi gittikçe, yukarı gittikçe bu aslında ekonomik toparlanmayı da beraberinde getiriyor. Ve işte bir yandan da ABD'ye olan yatırımların da arttığını gösteriyor ve hisse piyasalarında da yukarı yönlü hareketler olacak ve işte belki şu anda bir dönüşüm olsa da 2021 içerisinde biraz daha fazla yukarı yönlü hareketler, daha fazla sektöre yapılan yatırımları göreceğiz. Bence burada son birkaç ay içerisinde biz dönüşümler gördük ve 2021 yılı içerisinde de burada aslında bazı hisselerin tabii ki yükseleceğini göreceğiz ama küresel ekonomide alakalı sadece ABD değil aslında burada farklı bölümlerde de farklı ülkelerde de iyileşmeler göreceğiz. Evet, teknoloji çok önemli bir sektör ve burada gittikçe artan bir ilgi var teknoloji sektöründe. Ve işte sanayi olabilir, diğer sektörler. Yani orada da işte aslında çok geniş kapsamlı olarak piyasalarda yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Ve burada COVID-19'la alakalı olarak tabii ki bazı sıkıntılar yaşayan sektörler oldu. Örneğin işte seyahat gibi. Bu konuyla ilgili tabii ki toparlanmalar da göreceğiz. Yani genel olarak ve işte çok dürüst olmam gerekirse yani sadece ABD'de değil bütün dünyada farklı çeşitlerde sektörler 2021 ve 2022 iyi geçirecek gibi duruyor. Yani işte burada daha takip etmemiz gerekenler tabii ki var. Dış piyasalardaki gelişmeler ve Fed'e ilişkin beklentiler bu şekildeydi. Şimdi iç piyasalara bakalım. Detaylar ne gösteriyor? Borsa İstanbul 1575 seviyesinden %0.30'luk bir primle güne başlamıştı. Hemen şöyle 3 yıllık grafiği karşımıza alalım. 1584 seviyelerini 1585 sınırında %1'e yaklaşan bir değer kazancı ile işlemler devam ediyor. Ve 1582 olan rekor seviyeyi daha yukarı taşımış durumda Borsa İstanbul ki daha önce sürekli grafiklerde aktarıyoruz, paylaşıyoruz. 1 yıllık ve 3 yıllık grafiklerde son dönemde oluşan ikili tepe formasyonunu yukarı yönlü kıran ve yükselişini devam ettirip rekor seviyelere ulaşan bir BIST 100 endeksi görüyoruz. Tabi alt endekslerdeki performans da önemli. Zaman zaman bankacılık endeksinde bir yükseliş eğilimi görüyoruz. Sanayi endekste rekor seviyeler tazelenmeye devam ediyor. Ama bankacılık sektöründe orta ve uzun vadeye ilişkin beklentiler de oldukça önemli. Çünkü hala ucuz olduğu ve alınmasıyla birlikte taleple birlikte bankacılık endeksinin yukarı yönlü geçmesiyle birlikte BIST 100 endeksinde daha yukarı bir beklenti var. Bunu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ve bankacılık endeksinde açılışta %0.20'lik bir gerileme vardı. Açılışın ardından bu gerileme sınırlı bir pozitif harekete dönmüş durumda. Holding ve sanayi endeksinden de daha doğrusu sanayi endeksten daha ağırlıklı bir destek alan BIST 100 endeksi görüyoruz. Ve günün açılışın ardından yükselen ve düşen hisselerine de hemen bir göz atalım. Nasıl bir seyir var? BIST 100'deki bu yukarı yönlü eğilime hangi hisseler katılıyor ve destekliyor? Ford Otosan'da tavan fiyatta bir yükseliş söz konusu. Dün de yine benzer bir fiyatlama vardı. Zira oldukça önemli bir başlık söz konusu. Ford Otosan uzun zamandır beklenen Ford Volkswagen işbirliği planlarını, detaylarını açıkladı ve bir tonluk orta ticari aracın ortak üretim yatırımını resmi olarak açıklandı. Dün gelecek vizyon toplantısında detaylar Başkan Erdoğan
tarafından da açıklandı ve Ford Otosan'ın 2 milyar euroluk yeni yatırımın ayrıntıları paylaşıldı. Bu paylaşımla birlikte, bu hedeflerle birlikte Ford Otosan hisselerinde hızlı bir yükseliş söz konusu oldu. Son 2 gündür tavan fiyatta işlemler devam ediyor. Türk Traktör'de %7.62'lik bir yükseliş var. Koç Holding'de %6.13'lük bir yükseliş. Doğuş Otomotiv'de %5.75 ve TOFAŞ'ta %5'e yaklaşan bir değer kazancı söz konusu. Ve bakalım günün düşen hisselerine, MLP Sağlık'ta %3'e yaklaşan bir değer kaybı söz konusu. Logo Yazılım'da %1.63'lük bir kayıp var. Ege Gübre'de %1.23'lük, Kerevitaş Gıda'da %1.13 ve Bera Holding'de %1'lik bir değer kaybını okuyoruz. Borsa İstanbul'da gün içi işlemler bu şekilde seyrediyor. Peki beklentiler neler? Hangi gelişmeleri, hangi seviyelere dikkat etmemiz gerekecek? Bunlarla ilgili bir yorum alalım. ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı bizlerle. Emre Bey, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Aysun Hanım, günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. İç piyasayla başlayalım. Tabii FED'e yönelik beklentileri konuşacağız. Bunun iç piyasaya yansımasını zaten takip ediyoruz ama Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde rekor seviyeler tazelenmiş durumda. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi seviyelere dikkat etmek lazım? Bir kar realizasyonu olması durumunda destek olarak hangi bölgeleri izleyeceğiz? Gelişmelerin etkisi senaryolarla ne olur? Buyurun, sözü size bırakıyorum. Bugün biraz daha aslında kuvvetli bir Borsa 100 endeksi karşımızda var aslında. Dün itibariyle özellikle Ford tarafında yapılan açıklamalarda otomotiv sektöründeki hisseleri de yukarı yönde desteklemiş durumda. Bununla beraber bankacılık tarafına baktığımızda orada son günlerde bir geri çekilme vardı. Şayet bu hafta içerisinde yapılacak olan merkez bankaları toplantısı ardında bankacılık sektöründe de tekrar yükseliş hareketi ön plana geçerse BIST 100 endeksindeki yukarı yönlü seyir devam edebilir. 1600 seviyesine doğru yükseliş potansiyeli hala var. Şu an için Ocak ayından bu yana test ettiği 1580'lerinde üzerine geçmeye başladı bu saat dilimi itibariyle. Bundan sonraki süreçte biraz da gevşek para politikası mesajları gelmeye başlarsa FED tarafından da yukarı yönlü hareket bu hafta içerisinde 1600 seviyelerine doğru sürme ihtimalini barındırıyor. Tabii yarın yapılacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı da oldukça önemli. Bu kapsamda piyasadaki beklenti biraz daha faizlerde artış olabileceğini gösteriyor. Son dönemdeki enflasyondaki yükselişle beraber ama eğer Merkez Bankası biraz daha sözlü yönlendirmeyle piyasaları %17 seviyesinde fonlamaya devam ederse o takdirde biraz belki bankacılık tarafındaki hareketlerle de BIST 100 endeksindeki yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görebiliriz. Yaşanabilecek geri çekilmelerde 1550-1555 seviyesi önemli bir destek. Bu bölgenin aşağısına geçmediğimiz müddetçe yükseliş potansiyeli biraz daha ön planda kalmaya devam ediyor. Özellikle telekomünikasyon alanında da yukarı yönlü hareket potansiyeli barınıyor. Şu an için biraz daha fiyatlarda primlenme olduğunu söylememiz mümkün. Bundan dolayı şayet ilerleyen süreç içerisinde diğer sektörlerden de biraz daha destek bulabilirse BIST 100 endeksindeki yukarı yönlü hareketin güç kazanma ihtimali daha ön planda. Merkez Bankası'nı konuşacağız ama bir de FED beklentilerini konuşalım. Biraz önce de programda aktarmaya çalıştık. Bir takım gösterge endeksler var. Ve bu gösterge endeksler en azından orta vadede, yani FED'in söylediği gibi 2023'e girmeden bu 3 yıllık süre içerisinde bir sıkılaşma adımı, gerek faizlerde gerek varlık alımlarında bir sıkılaşma adımı olacağı beklentisini, sinyalini veriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bugün tabii Powell'dan çok yüksek bir beklenti yok sıkılaşma adına ilişkin ama mali teşviğin de ekonomiye enjekte edilmesi, özellikle de istihdam piyasasına desteklemesiyle birlikte bunun gerçekleşebileceği yönde beklentiler oldukça yoğun. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne beklemeli FED'den? Bunun piyasa fiyatlaması ne olur? Dün de şunu da eklemek istiyorum. ABD tahvil faizlerinde %1.63'ün üzerine yükseldi. Bu da yine hisse piyasaları üzerinde bir baskı oluşturdu. Bu cepheyi de nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Evet, ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü seyir devam ediyor. Bu noktada FED Başkanı Powell'ın tahvil piyasasına ilişkin yapacağı açıklamalar biraz daha ön planda kalacak. Özellikle uzun vadeli tahvillerin alımına yönelik olarak bir açıklama gelirse belki buradaki dikleşme biraz daha yataylaşmaya başlayabilir Amerika 10 yıllık tahvillerinde. Çünkü çok hızlı bir yükseliş söz konusu son dönemde. Geçtiğimiz aylarda Amerika 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi küresel çapta biraz borsalara satış getirmişti. Ama son dönem itibariyle baktığımız zaman biraz daha ılımlı bir hava olduğu söz konusu. Bugün projeksiyonlar da açıklanacak önemli olarak FED tarafında.
En son Aralık ayında yapılmıştı FED üyeleri tarafından projeksiyon. Bu toplantının sonunda da 2021, 2022 ve 2023'e dair hem faiz hem istihdam hem de enflasyon tarafındaki beklentileri alıyor olacağız. Ekonomik büyümede biraz da ılımlı bir iyimserlik söz konusu olabilir toplantı sonrasında. İstihdam piyasasındaki toparlanma ise biraz daha yavaş devam ediyor. Özellikle son mali teşvik paketinin ardından Hazine Bakanı Janet Yellen'ın yaptığı açıklamalarda da şu an için istihdam piyasasında bir güçlenme yaratabilecek potansiyele sahip olmadığını ama ilerleyen süreç içerisinde hem para politikası hem maliye politikası ile birlikte istihdamda da toparlanma beklentisi beraberinde gelebilir. O yüzden bugünkü toplantı sonrasında enflasyon rakamlarında belki bir yukarı yönlü revizyon görebiliriz kısmi olarak. İstihdam tarafında çok büyük bir değişiklik olacağını beklemiyorum en azından 2021 yılı sonu itibariyle. Ve ekonomik büyüme rakamında da belki biraz daha 1-2 puan da yukarı yönlü bir hareketlilik beklentisi ön plana geçmeye başlayabilir. Faiz oranlarında ve tahvil alım programında şu an için bir değişiklik yapılması beklenmiyor ama tahvil alımlarının kompozisyonunda bir değişiklik yapılabilir. Önemli olan nokta da bu olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü son dönemdeki Amerika 10 yıllık faizlerindeki tahvil faizlerindeki dikleşmeden muhakkak Fed Başkanı Powell bahsedecektir. Ve buna da piyasaların yapacağı reaksiyonu biraz daha izlememiz gerekiyor. Şayet Amerika endekslerinde kapanışa doğru bir pozitiflik yaşanırsa bununla beraber iç piyasada da yarın itibariyle olumlu bir tablo yaşandığı gözükebilir. Evet Emin Bey, bir diğer taraftan da gelişen ülke piyasaları üzerinde bir baskı var. Gerek yükselen tahvil faizleri, gerek artan emtia fiyatları, petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon bir baskısı da oluşturuyor bir diğer taraftan. Dolayısıyla Powell'ın açıklamaları da bugün önemli olacak. Gelişen piyasalar için ne söylersiniz? Fed'in açıklamalarının sonrasında da nasıl bir eğilim görürüz gelişen piyasalarda? Gelişmekte olan ülke piyasalarındaki trend hala yukarı yönde devam ediyor. Ve yaklaşık olarak trend bölgelerine de gelinmiş durumda. O yüzden bu noktalarda biraz daha tabii küresel çaptaki gelişmelerin takip edilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalar parasal genişlemenin devam edeceğini gösteriyordu. Ve hatta haftalık tahvil alım programlarını 15 milyar eurodan 20 milyar euroya hızlı bir şekilde yükseltme planları da var. Aynı şekilde yarın itibariyle İngiltere Merkez Bankası ve Cuma günü de Japonya Merkez Bankası'nın para politikalarını takip ediyor olacağız. Küresel çapta gelişmekte olan ülkeler biraz daha gelişmiş ülkelerin para politikalarından etkilenmekte. Bu para politikalarına da şu an için 2021 yılının ilk çeyreği itibariyle herhangi bir değişiklik yok. Hatta biraz daha gevşek para politikalarını sürdürüyorlar. Eğer bu mesajları devam ettirirse özellikle İngiltere Merkez Bankası'nda da negatif faiz sürekli son konuşulan konuların içerisinde bulunuyor. Buna dair biraz daha vurgu yapılabilir. Bununla beraber gelişmekte olan ülkelerde de olumlu yansıma devam edecektir diye tahmin ediyorum. Evet Emir Bey, bir diğer taraftan da tabii biraz önce BIST endeksinden bahsederken biraz sonra Merkez Bankası'nı da soracağım demiştim. Yarına ilişkin beklentiler de oldukça önemli. Sizin beklentiniz nedir? FED'den sonra Merkez Bankası'nın kararları nasıl etkilenebilir sizce? Ne bekliyorsunuz? Buyurun. Merkez Bankası'nın son dönemde yapmış olduğu zaten sıkılaşma adımlarıyla birlikte kararlı bir duruş olduğunu sürekli olarak görüyoruz. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta açıklanan ekonomik reform paketiyle beraber de piyasalarda biraz daha ılımlı bir tablo oluşmaya başladı. Uygulama alanlarıyla birlikte özellikle hizmet sektöründe biraz daha aslında esnaf tarafında da rahatlama olacak gibi gözüküyor. İlerleyen süreçte istihdam tarafına da yansıması durumunda bu konularda biraz daha Merkez Bankası'nı rahatlatacak unsurlar olarak karşımıza çıkabilir. Ama diğer taraftan sizin de bahsettiğiniz gibi enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket biraz daha enflasyon kanadını yükseltmeye devam ediyor. Kur cephesinde de yine aynı şekilde geçtiğimiz haftalarda 7.75 bölgelerine doğru yükseliş hızlı bir şekilde devam etmişti. Şu an için 7.50'lerde bulunuyor ama ilerleyen vadede kurdaki yükselişin düşürmesi yine enflasyon tarafında yukarı yönlü bir baskı yaratabilir. Buna bir vurgu gelebilir. Buna önlem olarak önden bir faiz artışı beklentisi piyasalarda oluşmaya başlandı. Ama şu an için biraz daha erken gibi aslında. Belki bu toplantıda biraz daha sözlü yönlendirmeyle Merkez Bankası'nın geçtiğini görebiliriz. Ama piyasada 100 bas puanlık bir ortalama faiz artış beklentisi var. %18 seviyesine çıkabileceğini gösteriyor. Şayet öyle bir senaryoda bu sefer bankacılık tarafındaki gelişmeye de izlenmemiz gerekecek. Bu sigorta kanadına biraz daha pozitif yansıyabilir. Sigortacılık endeksinde yukarı yönlü hareketler biraz daha ön plana geçebilir eğer faiz oranlarında bir yukarı yönlü
yeni revize yapılırsa. Bununla beraber de borsa tarafındaki hareket de desteklenebilir ama bu hafta, yani bu hafta yapılacak Merkez Bankası toplantısındaki faiz arttırsa da olur, arttırmasa da olur şeklinde yorum yapmak biraz daha ön planda kalacak gibi duruyor. Ama kısmi bir faiz artışıyla ve sözlü yönlendirmeyle de yarınki toplantının sonuçlandığını görebiliriz. Evet Emir Bey, bir de son olarak siz de biraz önce kısmen bahsettiğiniz bankacılık endeksine ilişkin beklentiler de oldukça önemli. Bir süredir BIST 100 endeksinden negatif ayrışan bir endeks performansı görüyoruz ama hala iskontolu olduğuna yönelik yorumlar geliyor analistler, ekonomistler tarafından. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? O potansiyelin BIST 100 endeksine nasıl bir etkisi olur ve bankacılık tarafında ne zaman bir yükseliş eğilimi beklemeliyiz? Bankacılık tarafında aslında Mart ayı sonu itibariyle biraz daha yukarı yönlü hareketler ön plana gelmeye başlayabilir. Bu ay içerisinde, özellikle Şubat ayı içerisinde test edilen destek seviyelerine doğru yaklaşılmış durumda. Ondan dolayı yukarı yönlü hareketin biraz daha ön planda kalma ihtimali bulunuyor. Burada yarınki Merkez Bankası toplantısı şüphesiz ön planda kalacak, alınacak kararlarla birlikte. Onun ardından belki tekrar yukarı yönlü bir ivme içerisine girebiliriz. Tabii ki BIST 100 endeksini yukarı yönde destekleyecek olan bankacılık endeksindeki hareketler son derece önemli. Bundan dolayı eğer faiz arttırım kararı gelmezse buna bir banka tarafında da hem krediler tarafında biraz daha rahatlama meydana gelebilir. Tüketici kredilerinde aynı şekilde bankaların verdiği kredilerde de yüksek faiz oranının gündeme gelmemesiyle beraber biraz daha belki kar realizasyonunu görme ihtimalimiz azalır ve primli olan hisse senetlerinde de yukarı yönlü hareket biraz daha BIST 100 endeksini destekleme potansiyeline sahip olabilir. ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayır'la çok teşekkür ederiz değerli yorum ve katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Efendim, piyasalara ilişkin yorumları aldık. Piyasa saatinin sonundayız. Kısa bir aranın ardından yayınımız MTN notlarıyla devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.